Evet sevgili bayseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. Yeni serimiz olan Ahmet Hoca'yla hafta sonu kuponları diyelim. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Herkese selamlar. 19, 20, 21 Mart. Cuma, cumartesi, pazar karışık kuponlar verdiğimiz video serimize tekrar hoş geldiniz. Bu sefer ben de Ahmet Hoca'yla birlikte hafta sonu karışık ideal bir kupon vereceğim. 7 maçlık. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de seninle yarışayım dedim. onun dışında bir de sistem kuponu vereceğim ben. Sistem 4-5-6 kuponu vereceğim. Senin de yine bir yüksek oranlı, bir düşük oranlı ideal kuponun olacak herhalde. Evet, çalışmalarını yaptın. İlk başta sen başla hocam. Evet, buyurun şimdi öncelikle ben, düşük oranlı ideal kuponum var. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sağ olsunlar ilgi alaka göstermişler. Ben öyle evet, ısınmak amaçlı şöyle bir şey yapayım dedim ama şimdi şunu bir altını çizmek istiyorum. Bana dediler ki hocam işte bize 2 oranlı kupon ver, 3 oranlı kupon ver, her gün kupon ver. Şimdi ben baştan söylüyorum. Eğer siz banko kupon, 2 oranlı, 3 oranlı sağlam kuponlar almak istiyorsanız zaten Şükrü Özlü'yü dinlersiniz. O size en güzel kuponları verir. Şimdi benim hayatta amacım bu şekilde kupon vermek değildir. Bu şekilde oynamak değildir. Ha ben veririm. Bana dersiniz ki hocam bana 2 tane maç ver. 2 oranlı olsun. Ben evi satacağım, arabayı satacağım, apartmanı satacağım, köpeğimi satacağım, hepsini vuracağım. Tamam mı diyor mesela. Ben sana veririm ama ben asla o kuponları oynamıyorum. Çünkü bana göre, benim kendi bakış açıma göre bu tür kuponlar yapmak yanlıştır Şükrü. Tamam mı? Benim evet. Kendime ait bir sistemim var. Onu bir söyleyeyim. Ben özellikle mesela 21 oranlı bir kupon vereceğim bugün. Benim ilk oynayacağım kupona bir tane de 8 oranlı kupon vereceğim. Maçlar biraz az olduğu için. Şimdi ben 21 oranlı kupon yapıyorum. Tamam mı? Bu kuponu alıyorum, atıyorum. Mesela 10 lira batıyorum Şükrü. Tamam mı? Eğer ki ben 210 lirayı kazanırsam ne yapacak haftaya? Milli maçlara 3, 4, 5 oranlı bir kupona, kombineye basıyorum. Tamam mı? Ben o 10 lirayı 1000 lira yapıyorum 2 atışta. Ben bunu atış derim. Yani ben gidip de yüksek basıp 2-3 oranlı kuponları yapmıyorum. Burada şey var, 21 oranlı kupon oynarsanız eğer, yüksek oranlı kupon oynarsanız, zaman çizgisine dağılmış, siz 20 kere yatma hakkınız var. Bak 20 kere. 20 tane kuponun yatar ama 21. kuponu tutturursan sen yine fit oluyorsun. Ben bu işe bu gözle bakıyorum. Hiçbir zaman bu oyunun parayla oynanacağını asla düşünmüyorum. Bize o oranlar verilmişse bu oranları kullanmak gerektiğine inanıyorum. Sabırlı oynamak gerektiğine inanıyorum. O yüzden ben öyle 2-3 oranlı kuponlar vermeyeceğim. Hafta sonu zamanı yayılmış. 3-4 maçlık 20 oranlı, 40 oranlı hatta 50 oranlı. Ha, o kupon gelirse bak Şükrü. Ben bunu atış sistemi diyorum. İddia parayla oynanmaz. Bak bu benim sözümdür. Yüksek i̇ddia parayla oynanmaz. İddia parayla oynanmaz. 3 atış derim ben buna. Siz 3 atış bilmeye çalışın. Ben mesela basarım 5 oranlı bir kupon. Birinci atış. İkinci atışı beklerim. 5 oranlı basarım. O parayı 5'e katlarım. Sonra bir 5 oranlı daha basarım. O parayı 3 oranlı basarım. O parayı işte bir 3 katı daha katlarım. Bu 3 atışı ardı ardına getirdin mi sen 100 kupondan yatma şansı veriyorsun kendine. Tabii. Uzun vadede ancak böyle kâr edilir. Bir de hocam binlerce takipçimiz var. Hepsinin kupon yapma şartları evet. Farklı tabii. Yurt dışında yaşayanlar var. Ülkemizde yasal bayilerden oynayanlar var. Dediğin gibi 2 orana tamah edip de yüksek basanlar var. Ve öğrenci kardeşlerimiz var. 5 lira, 10 lira, 20 lirayla 100 lira, 150 lira, 200 lira kazanalım. Yani herkese hitap etmek adına şunu diyorum. Mesela benim ideal kuponum 13 oranlı. Ama toplamda 7 maç var. Cuma, cumartesi, pazar karışık 7 maç var. 13 oranlı. Diğer arkadaşım da 2 maçı bir araya getirebilir. 2 maçı aldığın zaman 2 oran zaten. 2 maç, 2 maç, 2 maç, 2 oranlı istediği gibi yapsın. Bütçesine evet. Göre düşük oynayanlar, yüksek oynayanlar, tek maça basanlar var ya da öbür türlü. Bunun heyecanı da farklı. 13 orana git 10 lira at, 130 lira, 20 lira at, 260 lira. Beğenmediğin birini çıkar ya da hani biz seçenek sunuyoruz güvendiğimiz maçlardan. Benim sistemim de mesela oldukça yüksek bu da 22 liralık. Sistem 4-5-6 kuponu. Yani toplamda 3870 lira veriyor 6 tutarsa ama 4 tanesi bile tutsa 81 lira veriyor mesela hani en az 4 tutması lazım ya. O da bir heyecan yaşatacaktır diye düşünüyorum ben de. Herkes kendine göre
alır çeker. Zaten ona göre kuponlarını yapar ama tavsiyelerin güzel. Ben de hoşuma gitti. Ben de o şekilde. Belki de şu olur. Benim tavsiyem şu. Şükrü Öğretmen'in kuponunu yapın ama bizim iki kuponumuzu ben bilmiyorum şu anda kuponunu. Senin. Ben de seninkini evet. Bilmiyorum aynen. Bizim maçları birleştirin oynayın. Ya birleştirse çok olur hocam. Şimdi 7 tane bende var. 5 tane sende olsa 12 tane. Öyle yapmayın. 5 yapın 6 yapın. Yine daha fazla arttırmayın. Aslında 3 lira aslında. Ne olacak yani? Ha 3 lira ya. Aynen öyle 3 liraya bir fantezi bir heyecan olabilir aynen. 5 lira ona çıkar yani. Tabii canım o da doğru. Dediğin gibi zaten 5 kere 6 kere yatıp da 7.yi tuttursa zaten bütün parayı çıkaracak. Sonra tekrar başlayacak 10 lira 20 lirayla. Yine 3 kere 4 kere yatsak 5. hafta yine tuttursa öyle birkaç ay sonra kârlı olacaklarını görecekler birkaç hafta sonra. Hemen maçlarımıza geçelim hocam. Tamam. O zaman ideal kuponunu sen yavaştan vermeye başla kısa kısa. Şimdi bu hafta sonu zayıf bir program var. Bunun birkaç sebebi var. Bunun milli maçlar geldiği için özellikle İngiltere'de bazı maçlar oynanmıyor. Ben ona göre bir kupon çıkardım kendime. Cumartesiden 2 maçım var. Pazardan da 2 maçım var. 8 oranlı bir kupon. 8.16 ama oranlar değişebilir. İlk maçım bizim ligimizde Yeni Malatya Gaziantep maçı. Benim zaten bu maç Toto'da banko geçtiğim, inandığım. Ürünün saatini tam olarak söyleyelim ki hocam o sırada kolay bulabilsinler. Yeni Malatya cumartesi günü müydü? Evet, Yeni Malatya Gaziantep maçı cumartesi saat 16'da oynayacak. Hı, tamam. Şimdi. Bu maçla ilgili kısaca söyleyeceklerimi söyleyeyim. Yeni Malatya 10 maçtır kazanamıyor. Ama şöyle bir şey var ki. Yeni hocasıyla birlikte geçen hafta bay geçmiş ve dinlenmiş bir takım. Gaziantep ise ligimizin flaş takımlarından biri. İlk dördü zorlayan bir takım. Ancak şöyle bir şey var ki. Gaziantep deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bir takım. 7 maçtır kazanamamak demek bu maçı da kazanamayacak anlamına gelmez. Ben bu maça neden biri oynuyorum? Tek bir sebebi var. Gaziantep bu 7 maçta deplasmanda oynadığı 7 maçta Şükrü 3 tane gol attı. Bir tanesi penaltıyla, bir tanesi 4. dakikada, bir de Erzurum attı 69. dakikada. Benim için done budur. Eğer ki bir takım deplasmanda bu kadar gol sıkıntısı çekiyorsa ve yeniliyorsa ben ev sahibi için bunu bir fırsat olarak gördüm. O zaman Yeni Malatya, İrfan Buz'da dinlenerek bu maça hazırlandığını ve düşme hattının 2 puan üstünde olduğu için de ben... Değil mi? İrfan Buz'la çıkacak bu maça. Yani şey de öğrendim. Hatta biraz bu maçı merak ettim. Malatya'nın yerel basınına falan biraz da baktım. Gerçekten takımın neşesi falan iyiymiş. Ya, bu maç gelmeyebilir ama 2.05 oranı var Şükrü. Ya, sağlam. Şimdi, 1-0 çifte şans alsın. Olabilir. Yani, orandan. Yani olabilir ama ben 2.05 için bu bilgiler ışığında ben 2.05 yani. Diyorum. Eğer bu maça 1.40 olsa, şimdi Malatya 5-5 yapsa 1.40 verecek. Ona da gerek yok. Bence tamam, bu fırsat maçı ben bunu maç sonu 1 olarak 2.05 orandan aldım. Düşecek tamam, işaretledim hocam. İkinci maçımıza geçelim. Evet. Şimdi Mörş cumartesi günü saat 20.30'da oynayacak bu maç. Schalke 04 Mönchengladbach maçı. Evet, Schalke 04 ile ilgili bir analiz yapmaya gerek yok. Yalnız şöyle bir şey var. Mönchengladbach'ın hocası Royce'du değil mi? Biliyorsun Dortmund'la anlaşma imzalamıştı galiba. Dortmund'la anlaştı evet. Yeni sezonda orada çalışıyor. Geçen bir tweet gördüm. Alman basınından bir tweet gördüm. Dortmund'la anlaştığını söylediğinden beri Mönchengladbach kaybediyor. Aynen. 5'te 0 bu. 4'te 0 mu ne yaptı? Ev sahibinde de acayip sakatlıklar var hocam ya. Bir açtım liste acayip kabarıyor. Yani Schalke 0'da zaten yani inanılmaz. Wolfsburg'dan da 5 mi yediler? Tam yeni yani durumunu yani onlar gelici zaten bu sene düşerler herhalde ve çok fazla sakatları var bu maçta. Bak ben onu hiç incelememiştim. Yoksa evet. Schalke 0-4 maçları fırsat maçlarıdır. Her maç üstte oynanmalı. Her maç rakibine verilmeli. Kanaatindeyim ben. Şimdi Mönchengladbach bu tür basında yansıdığı için bu maçı 5 maç 4 maç kaybetmiş olabilirler ama bu maç deplasmanda ben Mönchengladbach daha güveniyorum biliyorsun. Hatta Leipzig Mönchengladbach maçında da deplasmana yönelik bir tahminim vardı benim. O maçta da 2-0 öne geçip 3-2 yenmişlerdi. Mönchengladbach deplasmanı daha çok beğeniyorum. Ve o yüzden bu maça hem 2 olur diyorum. İsteyen 2 yazsın. Bilmem. Oranı kaç bilmiyorum. Ben bu maçın hem 2 olacağını hem de 2.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. 1.80 evet, oranı var. Maç sonu 2'nin oranı 1.32'ymiş. 2 ile beraber 2.5 üstü aldığımız zaman 1.80 oluyor. Tamam onu da işaretledim hocam. Yani bu evet. Benim için oynanabilecek en ideal maçlardan biri olarak geldi. Üçüncü maçında pazar günü 17'de. Juventus Benevento maçı.
Biraz da Ronaldo form tuttu, tepkilere biraz şey yapmak istiyor. Yani geçen de Cagliari'ye 3 tane attı biliyorsun. Evet. Şampiyonlar Ligi'nden elendiği zaman veya herhangi bir derbi kaybettiğinde, El Clasico'yu Ronaldo veya Messi kaybettiğinde önümüzdeki haftalarda coşarlardı tepkileri indirmek için. Bu adamlar kamuoyuyla, medyayla yaşayan insanlar. O yüzden de özellikle Ronaldo yine bu maça asılacaktır eğer oynayacaksa. Ben bu maça hem 1 olur diyorum hem de 2.5 üstü barajına aşacağını düşünüyorum. Ben avantı tamam, atar mı atamaz mı bilmez mi ama Juventus tek başına bu maçı üst yapmaya yetecektir. Ben o yüzden Juventus'un pazar günü oynayacak. Evet, 1 ve 2.5 üstü diyorum. En güzel bahislerden biri olduğunu düşünüyorum. 1.40 evet oranı. Şu anda evet 1.40 oranı var. Ronaldo da oynayacak görünüyor. Bir şeyi yok yani. Sorunu yok gibi. Evet. Son maçımda pazar günü saat 20.30'da Atletico Madrid Alaves maçı. Şimdi Atletico Madrid tabii dramatik Şampiyonlar Ligi maçları oynadı. Getafe karşısında o gollerin kaçması yine 0-0 berabere kaldı. Ama şöyle bir şey var ki ben Atletico Madrid'in hem Chelsea maçında hem de bir önceki maçında son 3 maçında hücum gücündeki zenginliğini beğendim. Ben bu maça bir oynamayacağım direkt. Ev sahibinin gollerini oynamak istiyorum. Alaves'in 5-6 maçta bir çılgınlık yapma gibi şeyleri vardır. İlginç bir takımdır yani. O yüzden de Atletico Madrid'in ev sahibi 1.5 üst gol bahsine 1.58 veriyor. Ben güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Hakikaten güzelmiş. Atletico Madrid bence bu maçı 1-0 değil ya 2-0 ya 2-1 ya 3-0 o skorlarla alacağını, şampiyonluk yarışında artık tahammülü yok yani puan kaybının. Ben formda, hücum hattı formda olan Atletico Madrid'in bu maçta galip geleceğine ve bir kaza yaşayacağına inanmıyorum. Sağlam gördüm ben bunu. Toplam bu 4 maçın oranı da 8.16 gözüküyor bende ama bu düşecektir. Tabii düşebilir oranı. Çok düşüş bekliyorum bundan. Erken oynanma taraftarıyım. Erken oynanması. Aynen biz zaten bu videoyu o yüzden erken şey yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum senin görüşün nedir ama ben çok sağlam bir dörtlü olduğunu düşünüyorum maçta. Güzel güzel benim hoşuma gitti. Ben de bir evet. 10 lira yatırırım bunu. 10 lira 20 lira yatırırım yani. 8.16 güzel. İlk kuponum bu oldu. Tamam ben de o zaman ideal kuponumu hemen hızlıca vereyim. Ondan sonra daha yüksek oranlı kuponumuza geçelim. Ben de arkadaşlar Cuma'dan başladım. Şöyle bir bakmaya hani hafta sonu videolarımızı cuma günler çekiyoruz biliyorsunuz ayrı ayrı maçları inceliyoruz uzun uzun anlatıyoruz ama burada çok fazla uzatmayacağım. Ben derbi haftasında Galatasaray'ın Rizespor karşısında hata yapacağını düşünmüyorum. Cuma günü 19'da oynanacak maç akşam 7'de. Evet Rizespor yeni hocasıyla anlaştı. Geçen hafta galibiyet aldı. Dirençli olabilir, direnebilir ama Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum ve oranı arttırmak adına da 1 ile beraber maç sonu 1.5 üstle beraber 1 aldım. 2-0 2-1 gibi bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan. Hafta sonu karışık kuponumun ilk maçı bu. Galatasaray maç sonu 1 ve 1.5 üst 1.45 oranı da tatmin edici bence. İkinci maçımı yine cuma akşamından aldım. Leipzig evet moralsiz olabilir ama Bielefeld karşısında hata yapacağını sanmıyorum ben şampiyonluk yolunda. Bielefeld her ne kadar defansif bir takım olsa da onlar da geçen hafta biraz morallendiler ama Leipzig'e direnebileceklerini sanmıyorum. En fazla skoru biraz düşükte tutabilirler diye düşünüyorum. Çok fazla yemeyebilirler. Burada da Leipzig tarafından yine 2-0'lık bir galibiyet gelebilir diye düşündüğüm için maç sonu 2 ile beraber 4.5 altını aldım. Maç sonu 2 ve 4.5 altı. Yani 5 gol olmadan Leipzig'in 2-0 falan kazanacağını düşünüyorum. Eğer tabii bir aksilik olmazsa bu ikisi cuma maçı inşallah olmaz. Cuma günü 10.30'daydı bu maçta. Onun da oranı 1.48. Daha sonra baktım şöyle kuponuma. Ben güne bakmamıştım. Cuma, cumartesi, pazar şöyle maçlara bir göz attığım zaman cumartesiden maç bulamamışım kupona koyacak. Yani en azından ideal kuponuma koyacak. Cumartesiye hiç geçmişim. Pazardan da 5 tane maç koymuşum. Onu da hızlıca söyleyeyim. Hellas Verona Atalanta mücadelesinde bol gollü maç bekliyorum. Yine Verona'nın da katkılarıyla 2.5 üst aldım 1.48 oranda. Daha sonra yine pazar günü 14.30'da bu maç. Dördüncü maçın pazar günü yine 16.30'da Alkmaar PSV mücadelesi. Burada da yine karşılıklı gollerle üste gidecek bol gollü 2-2 3-2'lik bir maç bekliyorum. 2.5 üst aldım bunu da 1.35 orandan. Yine pazar günü saat 18'de yine İsviçre'den gollü bir maç beklentim var. Yine Young Boys'un 2-1 3-1 kazanabileceği bir maç. Young Boys Zürih mücadelesi pazar 18'de. Buna da 2.5 üst aldım 1.40 orandan. Kaç oldu? 3-4-5. Tabii siz bunlardan arasından çıkarabilirsiniz beğenmediğiniz ya da 3 maç 2 maç seçip dediğim gibi videonun başında anlattığımız gibi kuponlar da yapabilirsiniz ama bu geniş kupon tabii hafta sonu için bir 10 lira 20 lira atabileceğiniz toplam 13 oranı var tam 13. O yüzden
Altıncı maçımda belki bir risk gibi görünebilir ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Bunun tabii ayrıca özel olarak videosunu da çekeceğiz. Belki bir derbi özel videosu çekeriz hocam. Ne dersin? Derman Hoca, sen, ben bir 10-15 dakikalık derbi özel videosu Olabilir, niye olmasın? çekebiliriz diye düşünüyorum. Aynen, ben yine kendi iddia tahminleri videomda ayrıca değinirim belki ama özel video çekersek değinmem. Ama kuponumu aldım. Beşiktaş şampiyonluk yolunda nasıl oynadığını biliyoruz. Uzun uzun anlatmaya gerek yok, yine o videomuzda anlatırız ama Fenerbahçe'nin artık ya tamam ya devam maçlarından birisi mutlaka reaksiyon gösterecektir. İki takımın da çok rahat bir şekilde birbirine gol atma potansiyeli olduğunu düşündüğüm için, oranı da güzel bulduğum için 1.52 oranla karşılıklı gol var olarak aldım bunu da. Pazar akşamı 19'da oynanacak ve son olarak yine pazar akşamı 22.45'te İtalya'da güzel bir maç var. Roma-Napoli mücadelesi. Yani iki takımın da ne kadar hücum gücü kuvvetliyse defansında hatalar yaptığını da görüyoruz. Roma da yorgun dönecek. Napoli'nin de yine deplasmanlarda en çok pozisyona giren takımlardan biri olduğunu söylüyoruz. O yüzden burada iki takımın da sanki birbirine gol atması çok olası gibi görünüyor. Bunu da karşılıklı gol var olarak aldım. 1.42 orandan bu 7 maçın oranı toplam 13 yapıyor. Kafanıza yatıyorsa dediğim gibi hafta sonu böyle geniş kupon olarak heyecan yapabileceğiniz bir ideal kupon, kafanıza yatmayanı çıkarabilirsiniz 4-5 maç ama benim de önerilerim bu şekilde olacak. Şimdi senin yüksek oranlı kuponuna geçelim hocam. Tamam. Toplam oran 21.86. Şimdi şöyle bir şey var. İlk maçım Cuma günü. Bu maçı pas geçebilirler. Cuma ne yapabilirler? Gününden. Pas geçebilirler. Bu maçı çıkartıp oynayabilirler. Biraz riskli bir maç çünkü. Fulham Leeds United maçı. Ben bu maçta Fulham'ın gerçekten Fulham için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Leeds United'ın da oyun tarzını düşündüğümüzde... Uzun yorumlamıştık zaten değil mi? Tabii. Yani düşme hattında ve bir maçı fazla. Bu maçı kazanamadığı takdirde Fulham düştü. Düşüyor yani. En son zaten Newcastle'la oynayacak evinde. Deplasman şeyleri, fixtürü çok zor. Tam bir hedef maçı. Ben Fulham'ın bu maçta 2 gol atacağını yazıyorum. 2-10 oranı var. Ev sahibi 1.5 üst 2-10. Bu maça pas geçebilirler Cuma günü ama oranı evet, güzel. Evet, oldukça riskliymiş. Ben de işaretledim. Evet, bir sonraki maç. Cumartesi 13.30'da 13.30 Gençler Birliği Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa'nın Konya maçının uzun özetini izleyebildim en sonunda ve Kasımpaşa her zaman gibi çok çok güzel bir futbol oynamış. Gerçekten Konya'ya karşı o futbolu oynayabilmek çok büyük başarıdır. Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'yi yenmesi benim için bir ölçüt değil. İlk yarıdaki kaleye orta bile yapamadı. Bir tane orta yaptı. Defansa biliyorsun kendi kalesine gol attı. Tabii. Yani o maçın ben bir ölçüt olduğunu düşünmüyorum. Gençler Birliği bir soru işareti ama Kasımpaşa'nın düşme hattının 2 puan üzerindeki Kasımpaşa ligde kalmak adına bu maçı bir derbi havasında önemsemesi gerekiyor. Ligin en zayıf belki de düşmüş savunma yönünden de çok zayıf olan bir takım olan Gençler Birliği'ne karşı 2 golü bulacağını düşünüyorum. 2 oranı var. Deplasman 1.5 üst 2 orandan ikinci maçım olarak aldım. Tamam, bunu da işaretledim. Evet. Üçüncü maçında cumartesi 16'da. Cumartesi evet. 16'da yeni Malatya Gaziantep maçı. Evet. Bunda da ev sahibi gollerine gittim. Benim en çok oynadığım, sevdiğim bahislerdir bunlar. Bu kuponda da tamamen gollere yönelik kupon. Ben yeni Malatya'nın en az 2 tane gol atacağını düşünüyorum Gaziantep'e. Hatta Tete hani 2 tane gol atar gibi bir şeyim var yani. O kadar iştahlı gördüm Beşiktaş maçında, içerideki maçta. Dinlendiler, bu maçı istiyorlar, heyecanlılar. Nedense ben bu maça çok üstüne düştüm. İnşallah güzel bir istediğim gibi sonuçlanır da mahcup olmayız. Yeni Malatya Gaziantep maçında ev sahibinin 1.5 üst bahsini aldım. Evet, ideal kuponunda 1'di. Burada 1.5 üstü aldım. 2.05 oran var. Evet, bu da 2'den fazla. Dördüncü maçım da Konya Spor Alanya Spor maçı. Konya Spor evinde. O ne zaman? Pazar günü 13.30'da. 1.30'da. Evet, tamam. Buldum hocam. Buldum, evet. Konya Spor Alanya Spor maçı. Konya Spor benim evinde gördüğüm kadarıyla en çok hücum eden, hücumu düşünen, hiçbir zaman kapanıp da skora yatmayan bir takım. Bu sebeple de Alanya'da ikisi birbirine karşılıklı olarak goller atabileceğini düşünüyorum. 1.67 gibi bir oranı var. Karşılıklı gol var diyoruz yani. Alanya'nın bu maçta gol yiyeceğini düşünüyorum. Gol de atacağını düşünüyorum. Konya öyle bir takım çünkü. Konya her takıma gol atabilme potansiyeli var. Benim için çok güzel ve sağlam bir bahis bu. Karşılıklı gol 1.67'den 4. maçım olarak aldım. Evet. Kaç maç var burada? 5 maç. Tamam.
son maçım da Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Sana aynen dediklerine katılıyorum. Beşiktaş'ın defans zafiyeti, Başakşehir'den iki maçta yediği 4 gol. Yani birçok şeyi aslında anlatıyor. Fenerbahçe bunu yorumunu uzun tutmayalım zaten. Buna özel video çekeceğiz ya. Evet. Yani bu maçın ben karşılıklı gollerle biteceğini düşünüyorum. Sergen Hoca maçı kazanmak için her şeyi yapacağız dedi. Öylesine söylemiyor, inanın bana. Beraberlik istemiyor. Kazanmak da isteyecektir. Beşiktaş'ın savunma zafiyetleri var. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. 1.52 orandan karşılıklı gol son maçın. Pazar günü saat 19'da. 5 maç var. 5 maçın toplam oranı 21.86 bende şu an. Şu anda ben işaretledim 22.38 hocam. Perşembe akşamı itibariyle yükselmiş, 22. Yükselmiş. 22 çıkmış. Yani 5 maç için çok da riskli değiller bence. Tabii canım, bir 3-5 lira 10 lira atılır ya. Evet, yani 22 oranlı bir kupon için bence alınabilecek bir risk. Bir tek Fulham maçı biraz riskli olabilir. Çünkü Fulham 1-0'a yatması yani, çok zor. Evet, onu belki çıkarabilirler. Belki ya da... onu çıkarabilirler ama ben çıkarmayacağım. Direkt bu şekilde oynamak istiyorum. Bu şekilde oynayacağım. Bence güzel bir kupon oldu. Benim diğer kupon da bu. Tamamdır hocam. Ben de hızlıca hemen vereyim. Senin kuponu da şöyle kaydettim. Ben çok fazla tabii burada uzatmayacağım. Çünkü bu sistemdir arkadaşlar. Sistemciler bilir. Beni devamlı zaten istiyorsunuz. Sistem kuponu yüksek oranlı bir fantazi yapalım falan diye. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bazen 3 maç, bazen 4 maç geliyor. Bazen hiç gelmiyor ya da bir tane geliyor. Ama bunun 4 tanesini zaten tutturursak 81 lira dediğim gibi veriyor. Şimdi şöyle, Cuma'dan başladım ben de. Yine sistem kuponumda 6 tane maç var. Sistem 4-5-6. Galatasaray maçı yine Rize Spor karşısında. 2-1'lik bir skor geçiyor aklımdan, ona göre yorumladım. O yüzden handikap 0 olarak aldım. 3 oranı var. Cuma günü 19. Galatasaray Rize Spor handikap 0. 3 orandan. Onun dışında hocamla zıt fikirlerde olduğumuz bir maç yine Cuma günü 23'te oynanacak. Fulham Leeds United maçına 0-0 ya da 1-1'lik bir beraberlik beklediğim için maç sonu 0 aldım. Yine 3 orandan. Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi var. Cumartesi 13.30'da. Burada da Kasımpaşa'ya ben güveniyorum. Ama 1-0 mı olur, 2-1 mi olur? Tek farklı kazanacağını düşünüyorum. 3-40 orandan handikap 0 aldım. Yani Kasımpaşa'nın tek farklı kazanacağı üzerine. 3-40 gibi güzel bir oranı var. Dördüncü maçım Göztepe-Sivasspor mücadelesi. Bu iki takımın yenişemeyeceğini düşünüyorum. Cumartesi günü saat 16'da. Burada da yine 1-1'lik bir skor beklentim var. 3 orandan maç sonu 0 diyorum. Biliyorsunuz sistem kuponlarında yüksek orana gidiyoruz. O yüzden 0 ya da handikap 0'lardan ben bulmaya çalışıyorum. Cumartesi günü yine 16'da Yeni Malatya Gaziantep mücadelesi. Burada handikap 0 da denenebilir de sanki ben Gaziantep'in oyunundan dolayı bir beraberlik çıkabilir mi diye düşünüyorum. Hani çok da böyle dengeyi çok yüksek görmüyorum. Tamam hocam tek farklı kazanabilir ya da 2 gol atabilir falan diyor ama ben Gaziantep'i de beğendiğim için sanki bir beraberlik çıkabilir ama hocama katılıyorsanız, onunla aynı fikirdeyseniz onu handikap 0 olarak değiştirebilirsiniz. Ben yine maç sonu 0 dedim buna. 3 oranıyla sistem kuponu sonuçta fantezi. Güzel olur gelirse. Maç sonu 0-3 orandan ve son olarak pazar günü akşam saat 19'da oynanacak derbinin de yine 1-1 ya da 2-2 sonuçlanacağını düşündüğüm için gollü bir beraberlik beklentim var. Ona da maç sonu 0 dedim. 3-10 orandan. Bu hepsini sistem 4-5-6 yaptığımız zaman 22 liraya 3.870 lira kazandırıyor ama en az 4'ünü tutması lazım biliyorsunuz. 4'ü gelirse de 81 lira, yani ortalama 4 orandan kazandırmış oluyor misilleri. Bütçenize göre ayarlarsınız ya da beğenmediğiniz bir taneyi çıkarıp sistem 3-4-5 yapabilirsiniz 16 liradan. Ya da iki taneyi çıkarıp sistem 2-3-4 11 liradan denemeler yapabilirsiniz. Benim tavsiyelerim, önerilerim bu şekilde olacak. Hafta sonu karışık hem ideal hem sistem kuponlarımızı paylaşmış olduk böylece. Hocam var mı ekleyeceğin, söyleyeceğim bir şey? Ben bol şanslar diliyorum herkese. Ben de herkese bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizlere eşlik ettiğiniz için videomuza like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz ve yorumlara sizler de güvendiğiniz başta da yazarsanız seviniriz efendim. Teşekkürler, bol şanslar.